Edebi bilgiler boşluk doldurma soruları. Türk Edebiyatı'nın milli ölçüsüne verilen isim hecedir. Tevfik Fikret'in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı Şermin'dir. Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya mısra denir. Batıdan alınan ve ilk defa Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım biçimleri serbest müstezat, terzerima, triole ve sonedir. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri şarkı ve tuyudur. Tek dörtlükten oluşan, divan edebiyatına faz edebiyatından geçmiş olan ve kendine özgü 24 kalıbı olan nazım şekline rubayı adı verilir. Tuyu denilince akla gelen ilk isim divan edebiyatı sanatçımız Kadı Burhanettin olacak. Nefeslerinde insan sevgisini dile getiren, gelin canlar bir olalım felsefesiyle şiirler yazan halk edebiyatı ozanımız Pir Sultan Abdal'dır. Tanzimat döneminden önce divan edebiyatında hikaye ve roman türünün yerini tutan nazım şekline mesnevi adı verilirdi. Merhametli bir peri ısıtır sanki yeri dizelerinde hangi uyak var dikkat edersek ses benzerliği 3 harften oluşuyor yani zengin uyak olacak. ABBA dizilişiyle oluşan uyak örgüsüne sarmal uyak denir. Çoban yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatan pastoral şiire ise eglog denir. Tek kişi konuşursa hatırlayalım idil olacaktı. Abdülhak Hamit'e ait olan Sahra adlı şiir türde yazılmıştır diyor. Şiirin türü neydi? Pastoral şiirdi. Kuşlar konar dallara, yıldızlar inci gölleri dediğinde burada lerler çokluk ekini görüyoruz iki dizenin sonunda da ve ardından ea yönelme hal ekini. Farklı yazılmalarında bir sıkıntı yok. Aynı görevde olmaları yeterli. Bunlar redif olacak. Geriye kalan göl ve daldaki leler de yarım uyak olacak. Bu şekilde doldurabiliriz bu boşluğu da. Son boşluğumuz ne arzum ne emelim. Yaralanmış bir elim dediğinde eki redif olarak kullanılmış. Redif isteniyor. Dikkat edersek emelimdeki im iyelik ekidir. Birinci tekil şahıs bir elim dediğindeki yine im iyelik ekidir. Bunlar redif olarak kullanılmış. Geriye kalmış olan emel ve eldeki iki harfte ses uyumu tam uyağı oluşturur. Felsefi ve toplumsal konuların işlendiği ve beyit nazım birimi ile oluşan nazım şekline ne denirdi? Kıta denirdi. Burada dörtlükle de kıtayı karıştırmayalım. Kıta bir nazım türüdür. Divan edebiyatına ait ve beyitlerle yazılır. Çöle sürdüm atımı, gidişim bir ok atımı dizelerinde bir uyak var. Yalnız buradaki uyağa dikkat edelim. Nasıl bir uyak? Yazılışlar aynı. Anlamları farklı olan, sani seçtet olan sözcükler kullanılmış. Biz buna ne diyorduk? Cinaslı uyak diyorduk. Ölen bir kişi için yazılan divan şiiri türüne hatırlayalım ne denirdi? Mersiye. Halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatında da sagu denirdi. Savaş, yiğitlik gibi konuları işleyen en uzun aşık edebiyatı nazım şekline destan adı verilir. Nokta nokta ve nokta nokta da ilk beyte matla, son beyte makta denir. Hatırlayalım gazel ve kasidedeydi. İlk beyte matla, son beyte makta denir. Şairin adının geçtiği beyte ise ne denirdi hatırlayalım. Taç beyit denirdi. Kaside de şairin kendini övdüğü bölüme fahriye denir. Fahirlenmek, övünmek, kendi kendini övmekten gelir hatırlayalım. Üç şehitler destanı şiir türünün güzel bir örneğidir dediğinde Tür olarak epik bir şiirdir bu. 8'de hece ölçüsüyle yazılan ve kendine özgü bir ezgisi olan aşk edebiyatı nazım şekli 8'de hece ölçüsü ve kendine özgü bir ezgi dendiğinde aklımıza semai gelecek. İçinde bre, hey gibi ünlemlerin olduğu Aşık edebiyatı nazım şekline ne ad verilirdi? Bre ve heyden hatırlıyoruz. Varsa denir. Divan edebiyatı döneminde hece ölçüsünü kullanmış olan sanatçımız kimdir? Bir divan şairi o da Nedim'dir. İki dizeden oluşan nazım birimine beyit adı verilir gelir. ile yazılan ve methiye, fahriye, tegazül gibi bölümleri olan nazım şekline kaside adı verilir. 11 lehece ölçüsüyle yazılan ve divan edebiyatında gazelin karşılığı olan aşk edebiyatı nazım şekline koşma denir tarikate yeni giren müritlere tarikatın ilkelerini öğretmek amacıyla yazılan tekke edebiyatı nazım şekline ne denirdi? Nutuk denirdi. Halk edebiyatında maninin karşılığı olan nazım şekline divan edebiyatında ne denir? Hatırlayalım tabii ki tuyu denir. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı türlerden birisidir. Allah aşkından söz eden ve özel bir ezgisi olan tekke edebiyatı nazım şekline genel isim olarak ilahi adı verilir. Bektaşi tarikatının görüşlerini dile getiren ilahilere ise nefes adı verilir. 5 ila 15 beyt arası sayısına sahip halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan divan edebiyatı nazım şekline ise en çok kullanılan nazım şeklidir divan edebiyatında gazel adı verilir. Allah'la konuşuyor, şakalaşıyor gibi söylenen tekke edebiyatı nazım şekline ise şathiye denilirdi. Alaycı bir tavırda görülebilir. İnsanın Allah'tan ayrılarak dünyaya geldiğini ve tekrar Allah'a döneceğini anlatan tekke edebiyatı nazım şekline ise burada bir devir daim var. Buradan aklımızda kalsın. Devriye adı verilir. Bireylerin ve toplumların kötü yönlerini ele alarak bunları eleştirel bir bakış açısıyla anlatan koşma türüne ne ad verilirdi hatırlayalım halk edebiyatında taşlama denir. Terkibi bent nazım şekliyle kanuni mersiyesini yazmıştır. Kime aitti kanuni mersiyesi? Baki'ye ait. Uyaklardan sonra gelen anlamca ve görevce aynı olan eklere Yardımcı seslere veya sözcüklere ne denir? Redif denirdi. Duyguların coşkulu bir şekilde dile getirildiği şiir türüne ise şiir türlerini hatırlayalım. Epik, lirik, pastoral tabii ki lirik şiir adı verilir. Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşan şiir türüne ne ad verilir? Bu dönemde yaygınlaşmıştır. Mensur şiir yani düz yazıya yaklaştırılmış şiir bu şekilde aklımızda kalabilir. Satirik şiirler yazan ve Harname adlı eseriyle ün kazanan divan edebiyatı sanatçımız satirik denince aklımıza hicviye gelsin. Harname'nin sahibi şeyhidir. Acı ve tatlı olayları bir arada anlatan tiyatro yapıtlarındaki şiirlere, acı ve tatlı olayları bir arada anlatan tiyatrolara dram denirdi. Buradaki şiirlere de dramatik şiir denir. Divan edebiyatında didaktik şiir denince akla gelen ilk isim, Tabii ki Nabi'dir. Hikemi şiirler olarak da bunu adlandırabiliriz. Saz şairlerinin yani aşık edebiyatındaki şairlerin aruz ölçüsüyle söylediği şiir türlerinin adları nelerdir? Kalenderi, bir diğeri selis, bir diğeri satranç, bir diğeri semai. Semai'nin hece ölçüsüyle söylenenleri de var. Hatırlatalım ve sonuncusu da vezne aherdir. Özellikle toplumun sevilen önderleri, din adamları etrafında hep iyiliği yücelten ve insanların faziletlerini anlatan efsanelere ne denirdi? Menkıbe adı verilirdi. İlyada, Kalevala Oğuz Kağan gibi destanlar hangi destan türüne örnek olarak gösterilirdi? Yazanı belli olmayan destanlar yani doğal destanlar türüne örnek olarak gösterilebilir. Şehname kültürünü tanıtması açısından önemli bir destandır. Hangi kültüre ait? Tabii ki İran kültürüne ait. Ve Saka Türklerinin destanıdır demiş. Burada iki tane destandan bahsettiğini hatırlayalım. Şu ve Alper Tunga destanı Sakalara aittir. Göç ve göç destanları ise kime aitti? Uygurlara ait. Türklerin önemli kaynakları arasında yer almaktadır bu iki destan. Nokta nokta tamamen hayal ürünüdür. Evrensel öğeler ve temalar içerir. Evrensel öğe ve hayal ürünü dediğinde aklımıza ne gelecek? Eğiticiliktir, esastır da üstüne eklenirse tabii ki aklımıza masal türü gelecek. Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şekline opera adı verilir. Çılgın Orlando kime aitti? Aristotel'e ya ait yapma bir destan, önemli bir destan. Tanzimat'a kadar nokta nokta türünün yerini destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikayeleri ve masallar tutmuştur dendiğinde aklımıza roman gel. Gelmeli. Hacim bakımından daha geniş olduğu için hikaye gelmiyor. Hikaye hacim bakımından daha dar. Burada efsaneler ve mesneviler hacim bakımından büyük eserlerdir. Aklımızda bulunsun. Öykücülükte durum tarzının, durum hikayesinin kurucusu Çehov'dur. Ana karakterlerin halktan olması tiyatro türünün en önemli özelliğidir. Hangi tiyatro türü? Komedi tiyatro türünün. Ruşen Eşref Ünaydın edebiyatımızda nokta nokta türünün en başarılı temsilcisidir dendiğinde aklımıza röportaj gelmeli. Kısa, yoğun, günübirlik gazetecilerimizin gazete yazılarına fıkra adı verilir. Açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır. Öğreticilik esastır. Yazar tarafsız ve bilimsel bir üslup kullanır dendiğinde aklımıza ciddi üslup ve bilimsel üslup dendiğinde makale gelmeli. Mecalüsün Nefais Edebiyatımızda biyografi anlamına gelen ilk tezkire örneğidir. Divan Edebiyatında hiciv, Halk Edebiyatında taşlama, Yeni Türk Edebiyatında ise yergi olarak adlandırılan şiir, Batıda satirik şiir olarak adlandırılır. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin İki grup arasında karşılıklı tartışılmasına da münazara denir. Panel sonrasında tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır. Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum adı verilir. Ve bu konuşmalar bir veya birkaç gün sürebilir. Fars, feeri, tirat, monolog gibi terimler tiyatro terimleridir. Fars dendiğinde aklınıza kaba komedi, feeri dendiğinde doğaüstü olayların sahnelenmesi, sahneye yansıtılması, tirat dendiğinde oyuncunun uzun uzun söyleyişleri, nutuk çekmesi olarak da kısaca açıklayabiliriz. Monolog dendiğinde ise oyuncunun iç konuşmasının sahnede dış ses olarak verilmesi aklımıza gelebilir. Aşık Paşa'nın ünlü eserinin adıdır dendiğinde aklımıza tabii ki garipname gelecek. Şairlerin kendi ağızlarından monolog bir şekilde doğayı ve kır yaşamlarını anlatmasına idil denir. Bir pastoral şiir çeşididir hatırlayalım. Eğer karşılıklı konuşma olsaydı ona da eglog denecekti. Aklımızda bulunsun. Milletleri derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum olan edebi eserlere destan denir. Bilinen en eski destandır. Milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya'da ortaya çıkan bu destan Sümerlere aittir dendiğinde aklımıza Gılgamış Destanı gelecek. Hun Türklerine ait olan destan 13. yüzyılda Uygur harfleriyle yazıya geçirilmiştir dendiğinde aklımıza Oğuz Kağan Destanı gelecek. Göktürk'lere ait olan iki destan önemli destan. Birisi Bozkurt, diğeri de Ergenekon Destanı'dır. Kırgız Türklerinin dünyaca ünlü destanı dendiğinde aklımıza Manas destanı gelecek. Vatan Yavuz Silistre adlı oyunun kahramanı, baş kahramanı İslam Bey'dir. Cervantes'in Nokta Nokta adlı eseri Batı'da roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilmektedir dendiğinde aklımıza Don Kişot gelecek. Türk Edebiyatı'nda türünün örnekleri Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başlanmıştır diyor. Sabahattin Eyüboğlu, Suud Kemal Yetkin bu türün ustaları arasındadır. ...dediğinde aklımıza deneme türü gelecek. Divan Edebiyatı'nda gezi yazısı örneklerine seyahatname denirdi. Bir eserin veya sanatçının yalnızca bir yönünü derinlemesine inceleyen yazı türüne monografi denir. Halide Edebin Han'dan Reşat Nuri Güntegin'in Bir Kadın Düşmanı... ...Yakup Kadri'nin Bir Seren hangi tarzda romanlara örnek olarak gösterilirdi? Mektup tarzında romanlara örnektir bunlar. Katip Çelebi ve Bibliografi ikisi yan yana geldiğinde aklımıza hangi eser gelecek... Keşfiz, zunun gelecek. Koçaklamalar, destanlar hangi şiir türüne örnektir? Epik şiir türüne örnektirler. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ilim nice bilmektir diyen Yunus Emre'nin şiiri dikkat edersek nasihat içeriyor. Dolayısıyla didaktik şiir türüne örnektir. Sonunda kıssadan ise biçiminde bir dersin verilmesi yönüyle masaldan ayrılır bu tür. Bu türün ilk örnekleri arasında Beydeba'nın kelle ve dimnesi yer alır dendiğinde aklımıza fabıl gelecek. Gökyüzünün mayınları yıldızlar dizisinde yıldızlar mayınlara benzetildiği için teşbih sanatı yani benzetme sanatı yapılmıştır. Kalem böyle çalınmıştır yazıma. Yazım uymaz kışım yazıma dizelerinde bir sanat var aynı zamanda bir uyak çeşididir. Yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerle yapılan cinas sanatı var. İki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatına lef üneş denir. Düzenlisi ve düzensiz olmak üzere iki çeşidi vardır. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece dizesinde hangi sanat var? Dünya iki kapılı bir hana benzetilmiş. Ancak sadece kendisine benzetilen söylenmiştir. Burada istiare vardır. Kendisine benzetilen olduğu için de açık istiare vardır. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz dizesinde ağlamak ve gülüşmek dikkat edersek birbirine zıt iki durum, tezat vardır. Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece dizesinde de burada bir siyah kadına benzetilmiş gece. Dolayısıyla yine bir benzetme. Diğer adıyla teşbih sanatı var. Havaya su yazsaydı Sel Akardı dizesinde dikkat edersek bir abartı var. Buna da mübalağa sanatı deniliyor. Diğer adıyla abartma sanatıdır. Bu kamburu sırtında ömür boyu taşıyacak cümlesindeki altı çizili kambur sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılır kast edilen mecaz anlamdır dikkat edersek dolayısıyla burada bir kinaya vardır. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var cümlesinde altı çizili sözcük ulusun kelimesi iki anlamı çağrıştıracak şekilde ikisi de gerçek anlamdır bu arada kinayeden farkı budur. Bu dizede yakın anlam değil de uzak anlam kastedilerek oluşturulan bu sanata da Tevriye adı verilir. İkisi gerçek anlamda olduğu için. Ne zaman seni düşünsen bir ceylan su içmeye iner cümlesinde yazar bilinen bir şeyin meydana gelişini güzel bir sebebe bağlamıştır. Bu sanata ne denir? Hüsnü talil denir. Dal bir gün dedi ki tomurcuğa tenimde bir yara işler gibisin. Titrerim rüzgarlar zarar vermesin dizelerinde de. Dikkat edersek dal konuşturduğu için buna intak sanatı diyeceğiz. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer dizesinde? Şair gün batımında ortaya çıkan bu rengin sebebi sebebini bildiği halde bilmezden gelmiş buna biz tecavüle arif diyoruz. Nokta noktanın söylendiği istare çeşidine kapalı istare denir. İstare ya kendisine benzetilen olacak ya benzeyen olacak. Benzeyen tek olduğunda buna biz kapalı istare diyoruz. Kendisine benzetilen olsaydı sadece açık istare olacaktı. İndim yarın bahçesine parsellenmiş cümlesinde terdit sanatı yapılmıştır. Sözün beklenmedik bir şekilde bitirilmesidir. Parsellenmek burada bize bunu işaret ediyor. Sanat hür bir ortamda boy atar cümlesinde sanat fidana benzetiliyor ama fidan söylenmiyor. Biraz önce açıklamasını yaptığımız istare yapılmış. Ona biz kapalı istare diyeceğiz. Karanlıkta ona bir ışık tutalım dizesinde altı çizili sözcükler. Hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılmıştır. Dikkat edersek mecaz anlam varsa işin içerisinde biz buna ne diyeceğiz? Kinaye diyeceğiz. İkisi de gerçek anlamı olsaydı o zaman da tevdi edecektik. Aklımızda bulunsun. Bir önce görülsün diye Akdeniz, Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır dizelerinde hakim olan söz sanatı nedir? Burada iki dizeye yayılmış söz sanatı güzel nedene bağlamadır. Akdeniz'in bir an önce görülmesi için ağaçların bodur kaldığından bahsediliyor. Bu da üstünü talildir. Besbelli her saat artar kederi. Belki de yüreği yanar dağların dizelerinde dağlar kişileştirilmiştir. Yani teşhis yapılmıştır. Benzetme sanatının iki temel unsurundan benzeyen ya da benzetilenden sadece birinin kullanılmasıyla yapılan sanata istare denilir. Bir çift göz bizi izliyor dizesinde. Çift gözle kastedilen insandır. Benzetme amacı olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazı mürsel denilir. Şairin coşku ve heyecan içinde olay ve varlıklara ünlemlerle seslenmesine nida denir. Bir müm tebessümle ol afet gülü verdi. Bir bu semi gül mü verirsin dedi gönlüm beytinin birinci beytinde gülü verdi kelimeleriyle dikkat edersek iki gerçek anlam kastedilmiş. Uzak olanı kastedildiği için biz buna tevriye diyeceğiz. Süslü nesirde cümle içinde bulunan iç uya seci adı verilir. Gökyüzünde İsa ile Turdağında Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni dizelerinde İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın kıssaları anımsatılmış yani telmi sanatı yapılmıştır. Anlamı güçlendirmek amacıyla anlamın yoğunlaştığı sözcüğü ya da sözcük ebeğini arka arkaya yineleme sanatına tekrir adı verilir. Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda. Burada dikkat edersek yalnızlık çiçeğe benzetilmiş. Çiçek söylenmemiş. Benzeyen söylenmiş, benzetilen söylenmeyince buna biz ne diyorduk? Kapalı istihare. Yağmurların okşadığı kalbime yağmurlar küskün şimdi dizelerinde. Yağmurlar insan özelliğiyle kişileştirilmiştir. Yani teşhis sanatı yapılmıştır. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı dizelerinde. Bedir savaşı ve Bedir ashabı burada anımsatılarak yine telmih sanatı yapılmıştır. Aramazlık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken dizelerinde aralarında ilgi bulunan sözcükler kullanılmış. Bunlar neler? Mehtap derken ay kastediliyor. Bunun yanında yıldız ve güneş birbiriyle alakalı kelimelerdir. Birbiriyle ilgili kelimelerin kullanılması sanatına tenasüp denilir. O kadar açık konuştu ki sözlerinden hiçbir şey anlamadık dizesinde yazar. Açık sözcüğünü tam tersi anlama gelecek şekilde kullanmış. Dikkat dersek karşı tarafı yani konuşan kişi iğnelenmiş bir şekilde burada anlatılmış. Dolayısıyla tariz adı verilen bir sanat yapılmıştır. Kızıl kanım tükendi, kara terim aktı dizesinde k sesi yinelenerek çok fazla tekrar edilerek yapılan bu sanata aliterasyon diyoruz. Ünsüz harf tekrar edilirse aliterasyon, ünlü harf tekrar edilirse asonans da hatırlayalım. Söz arasında bilinen bir olayı ya da kişiyi anımsatma sanatına da telmih adı verilir. Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü ve yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yanlarını gerektiğinde belgelerle, örneklerle belirten yazı türüne eleştiri adı verilir. Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat döneminde görülen bu tür, insanı ve toplum yaşamını geniş bir zaman açısından ele alan, olaya dayalı türdür. Bu türün adı romandır. Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüne otobiyografi adı verilir. Yazar bu türde denemeden farklı olarak görüş ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyor musu havası içerisinde dile getirir dediğinde aklımıza sohbet gelecek. Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara fıkra adı verilir. Batı'da bu türün ilk örneklerini Bokasio vermiştir. Edebiyatımızda ise Said Faik, Memduh Şevket Esendal ve Ömer Seyfettin bu türün başarılı sanatçılarındandır dendiğinde aklımıza hikaye gelecek. Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Mithat'ın Avrupa'da bir cevelen, Cenab-ı Şahabettin'in hac yolundası hangi tür örnektir? Gezi yazısına örnektir. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları gözlemlerine ve izlenimlerine dayanarak anlattığı türe Ana adı verilir. Bu türde yazar olayları öznel bir bakış açısıyla anlatır. Konusunu günlük yaşamdan alan, kahramanları genellikle alt tapakadan olan, genellikle manzum olarak yazılan tiyatro türüne komedi adı verilir. Aristofanes bu türün başarılı sanatçılarındandır. Biz işaretlerle yani jest ve mimiklerle oynanan tiyatro türüne pandomim adı verilir. Oyuncuların sahnedeki hareketlerine, rol yapmalarına, oyunlarına mizansen adı verilir. Ahmet Kutsi Tecer'in Koç Yiğit Köroğlu Köşebaşı adlı eserleri hangi türde eserlerdir? Tiyatro türünde eserlerdir. En önemli kişileri pişeker ve kavuklu olan seyirlik halk oyununun adı orta oyunudur. Eski çağlardan beri söylene gelen olağanüstü varlıkları olayları konu edin Denen, hayali hikaye söylence dendiğinde aklımıza efsaneler gelecek. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla hangi tür geliyor? Tabii ki fıkra türü gelecek. Divan edebiyatında karşılığı ruzname olan türe bugün günlük denmekte bir sanat veya düşünce yapıtı üzerine yazılan yazılara, onların gerçek değerini ortaya çıkarmak için yazılan bu yazılara eleştiri adı verilir. Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Montaigne gibi yazarların başarılı olduğu yazı türü denemedir. Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri mektup türünde yazılmıştır. Edebiyatımızda Ruşen Eşref Ünaydın denilince akla hangi yazı türü gelecek? Tabii ki röportaj gelecek. Divan Edebiyatı'nda teskire, bu türün karşılığı Batı Edebiyatı'nda biyografidir. İnsan ve toplum yaşamını sahnede canlandırma yoluyla yansıtan türe tiyatro adı verilir. Bu tür genellikle oynanmak için yazılır. Bu türün okunmak için yazılmış örnekleri de vardır. Bu türün ilk örnekleri Fransız Edebiyatı'ndan yapılan çevirilerle Türk Edebiyatı'na girmiş. Bu türün ilk örneğinde Yusuf Kamil Paşa vermiştir Türk Edebiyatı'nda. Fenelon'dan yaptığı Telemak çevirisi tabii ki aklımıza romanı getirecek. Şinasi'nin Tercüman Ahval Mukaddimesi Tercüman Ahval bir gazete. Mukaddime onun ön sözü. Hangi türün başlangıcı sayılmaktadır? Tabii ki makalenin. Bir kişinin görüş ve düşüncelerini günü gününe yazdığı türe dikkat. Günü gününe dediğinde aklımıza günlük gelecek. Oktay Akbal, Salah Birsel bu türün güzel güzel örneklerini vermiş sanatçılarımızdandır. Eğiticiliğin esas olduğu, milli ve dini motiflere hemen hemen hiç yer verilmeyen, milli ve dini motifler yoksa dikkat. Eflatun Ceng Güney ve Alman Grimm kardeşleri görürsek aklımıza masal türü gelecek. Bu türde konular ya tarihten ya da mitolojiden seçilir. Öldürme, yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez dendiğinde aklımıza tabii ki trajedi gelecek. Racine, Corneille, Sophocles bu türün başarılı sanatçılarındandır dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya konferans adı verilir. PST kahramanın kendi kendine konuşup düşünmesine burada iç sesi dış ses olarak yansıtılır. Buna monolog denilir. Karagöz oyununun bölümleri nelerdi? Mukaddime başlangıç diğer adıyla muhavere diğer adıyla söyleşme bir diğer bölüm fasıl ve son bölüm bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. Tiyatroda mesajını seyirciye vermek amacıyla oyuncunun yaptığı uzun konuşmaya ne denir? Tirat denir. Dramda üç birlik kuralına uyulmaz. Muallim Naci'nin Ömer çocukluğu adlı eseri hangi türde eserdir otobiyografi türünde bir eserdir aklımızda bulunsun bir konunun çok çeşitli yönlerden bir topluluk önünde sohbet havasında tartışılmasına panel adı verilir. Bir konu üzerinde farklı insanlar tarafından bir veya birkaç gün boyunca yapılan seri konuşmalara sempozyum adı verilir. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bu tür bir sav ya da tez ve kanıtlama yazısıdır. Nedir bu hatırlayalım? Makaledir. Bu türde belli kanıtlar, belgeler ve inandırıcı veriler kullanılmak zorunludur. Babürname adlı eser türünün ilk örneği kabul edilir. Hangi türün ilk örneğiydi? Anı türünün ilk örneği. Bu türde olaylar ve düşünceler sıcağı sıcağına yazıya geçirilmiş dediği anda aklımıza ne gelecek? Tabii ki günlük gelecek. Devamında türünde ise karşılaştırma yapılıyor. Karşılık olarak hangi türü biliyoruz biz? Olaylar aradan zaman geçtikten sonra bellekte kalan biçimiyle yazılmıştır dendiğinde aklımıza anı gelecek. Bilinen ilk büyük milli destanımız olan ve konusunu İranlıların milli destanı olan Firdevsi tarafından yazılmış Şehname'den alan bu destan Saka Türklerine aittir dendiğinde aklımıza Alper Tunga destanı gelecek. İslam öncesinde şimdiki atasözlerin ilk örnekleri olarak kabul edilen türe Sav adı verilir. Sığır denilen sürek avları sırasında savaş, yiğitlik, doğa, aşk gibi konularda söylenen şiirlere... Koşuk adı verilir. Bu tür halk edebiyatında koşmanın divan edebiyatında gazelin karşılığı olarak kabul edilmektedir. Bozkurt adlı destan Göktürklere aittir. Hintlilerin en önemli destanları bir Ramayana, iki Mahabharata aklımızda bulunsun. Yu adı verilen yaz törenlerinde söylenen şiirlere sagu denir. Bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı da mersiyedir. İslam öncesinde şairlere verilen adlar arasında neler vardı hatırlayalım. Şaman, Baksı, Kam ve Ozan gibi isimler vardı. Film mitolojisinin anlatıldığı doğal destanın adı Kalevela, Almanlara ait olan ünlü destan, doğal destan Nibelungen destanında Burgundların Hunlar tarafından kılıçtan geçirilmesi anlatılmaktadır. Igor adlı doğal destan Ruslara aittir. Japonlara ait doğal destan dendiğinde aklımıza Shinto gelecek. Bozkurt destanının devamı niteliğinde olan ve bu destan Göktürklerin egemenlik savaşını anlatan destandır. Aklımıza hangi destan gelecek? Ergenekon, İlyada ve Odesya adlı dünyaca ünlü destanlar Yunan milletine ait destanlardır. Kutat Gubilik adlı eser aruz ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. İtalyan şair Aristo tarafından yazılan yapma destan dendiğinde aklımıza çılgın Orlando gelecek. Divan-ı Hikmet adlı eser hece ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Alogarik bir tarzda yazılmış iki dünyada mutlu olmanın yollarını öğreten eser dendiğinde aklımıza tatku birlik gelecek. Bu eser edebiyatımızın ilk mesnevisidir aynı zamanda. Tekke edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilir. Hatırlayalım. Divan-ı Hikmet. Ahmet Yesevi de tekke edebiyatının kurucusu kabul ediliyordu. O da bunun yazarı. Bu eser tasavvuf felsefesini öğretmek amacıyla yazılan didaktik bir eserdir. Bu eser koşma nazım şekliyle yazılmıştır. Aklımızda bulunsun. İslam öncesi şiirlerde en çok yarım uyak kullanılmıştır gubilik hangi nazım şekliyle yazılmıştı? Biraz önce geçmişti. Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Aklımızda bulunsun bu. İslamiyetin etkisiyle verilen ilk eserler hangi lehçeyle yazılmıştı? Hakaniye lehçesiyle. Divan-ı Türk adlı ilk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı edebiyatımızda hangi destanı örnekti? Yapma destanı örnek. Nokta nokta destanı Sümer yaşantısı hakkında bilgi verir ve pek çok Anadolu destanına kaynaklık eder. Bu destanda Sümer kralının serüvenleri anlatılır dendiğinde aklımıza tabii ki Gılgamış Destanı gelecek. İslam etkisinde yazılmış ilk eserlerdendir. Gerçeklerin ışığı anlamına gelen bu eser didaktik bir anlayışla Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır dendiğinde aklımıza Atabetül Hakayık gelecek. Destanları Uygurlara aittir dediğinde aklımıza hangi destanlar gelecek? Göç ve Türeş destanları gelecek. Bilge Kağan'la Kültegin'in Çinlilere karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı anlatılmaktadır dendiğinde aklımıza Orhun abideleri gelecek. İslam öncesinde yaz törenlerine Yu adı verilir. Bu törenlerde söylenen şiirlere de Sagu adı verilir de hatırlayalım. Türk hükümdarlarından Şu'nun İskender'le olan mücadelesinin anlatıldığı Şu destanı Sakalar'a ait bir destandır. Mutlak olan tek varlık odur. O da Allah'tır. Buna tasavvufta hatırlayalım. Vahdedi vücut denir. Allah ayrıca mutlak güzelliği temsil eder. Buna ise tasavvufta Hüsni mutlak denir. Diğer varlıklar ise mutlak yokluğu temsil eder. Allah'ın emirleri karşısında nefsinin isteklerinden vazgeçme haline yani ermişlik mertebesine tasavvufta ne denir hatırlayalım. Fena fillah denir. İslamiyet'in kabulünden sonra oluşan ilk destan olan Satuk Burhan adlı destan hangi devlete aitti? Hangi hükümdarın İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadeleyi anlatırdı? Karahanlı hükümdarının verdiği mücadeleleri anlatır. 500 bin beytten oluşan ve dünyanın en büyük destanı sayılan Kızgır Türklerinin özgürlük mücadelesini anlatan destan Manas destanıdır. Hun İmparatorluğu'nun hayatını anlatan Türk destanı dendiğinde aklımıza Oğuz Kağan destanı gelecek. Hintlilere ait 200 bin dizeden oluşan doğal destan dendiğinde Mahabarat aklımıza gelecek. İran Türk savaşlarını konu alan nokta nokta destan dendiğinde aklımıza Şehname gelecek. Mesnevi tarzında yazılmış olup 60 bin beytten oluşmuştur. Yazarı da Firdevs'idir. Aşk edebiyatının azım şekillerinden olan, koşmadan tek farkı kalıp sayısı olan tür hangisiydi hatırlayalım. Semai'ydi. Kendine özgü bir ezgi risi vardır hatırlayalım 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Koşmanın bir türüdür. Bu türe divan edebiyatında Mersiye denilmektedir dendiğinde aklımıza tabii ki ağıt gelecek. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında da Saguydu karşılığı. 19. yüzyıl halk şairlerinden olan çağının aksaklıklarını ve değersiz yöneticilerini yererek dile getirmiş olan şairimiz dendiğinde aklımıza hicivleriyle ünlü olan Seyrani gelecek. 17. yüzyıl halk şairlerinin en tanınmışıdır. Çukurova bölgesinde yaşayan bu şairimiz sade bir Türkçe ile tabiat, aşk ve yiğitlik gibi konuları işlemiştir dendiğinde aklımıza karaca olan gelecek. Halk arasında söylenen ve söyleyeni belli olmayan bir düz yazı türüne düz yazı türü dikkat. Bu türün en önemli örnekleri Kerem ile Astı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun dendiğinde aklımıza halk hikayesi gelecek. Tek kişilik halk tiyatrosu dendiğinde tabii ki meddah gelecek aklımıza. Seyirlik oyunlardan olan orta oyununun baş kahramanları pişekar ve kavukludur. Halk edebiyatında en çok kullanılan uyak yarım uyaktır. Anonim halk edebiyatı azım şekillerinden olan genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenen AAXA A, A şeklinde kafiyelenen tür dendiğinde aklımıza mani gelecek. Destandan halk hikayesine geçiş ürünü olan hikayeler tabii ki Dede Korkut hikayeleridir. Oğuzların yaşadığı bölge, gelenek ve görenekler hakkında bilgi verir bu hikayeler. Bu yapıt Nazım ve Nesir şeklinde kaleme alınmıştır. Yani Nazım ve Nesir karışıktır. Temelinde nükte, mizah, eleştiri ve hiciv öylesi bulunan düz yazı biçimindeki kısa öykülere fıkra denir. Sivas'ın Banaz ilçesinde yaşayan Bektaşi Ozan'ı bir ayaklanmaya katıldı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından öldürülmüştür dendiğinde aklımıza tabii ki Pir Sultan Abdal gelecek. Kavganın ve özgürlüğün sembolü olmuş halk şairimiz dendiğinde aklımıza tabii ki Köroğlu gelecek. Bektaşiliğin kurucusu sayılır. Makalat adlı eserinde kısa öykü ve nüktelerle Allah aşkı ve coşkusunu anlatmıştır dendiğinde aklımıza Bektaşiliğin kurucusu dendiğinde tabii ki Hacı Bektaş Veli gelmeli. Koşmanın ilk dörtlüğü genelde AB, AB şeklinde uyaklanır aklımızda bulunsun. Bir olayı akıl dışı ve olağanüstü yoldan gerçekleşmiş gösteren söylentiye ne denirdi? Efsane denirdi bu tür tarihi, dini ve olağanüstü kişileri varlıkları ve güçleri anlatan bir türdür. Bunu da hatırlatalım. Eğiticilik esastır bu türde. Evrensel konular işlenir. Milli ve dini motiflere yer verilmez. Eflatun Cem Güney bu türün temsilcilerindendir. Özellikle derlemeleriyle bu türün en önemli temsilcilerindendir dendiğinde aklımıza tabii ki masal türü gelecek. Aklımızda bulunsun. 19. yüzyıl halk şairlerimizdendir. Divan şiirine hakimiyetiyle tanınan bu şairimizin koşma ve semaileri ünlüdür dendiğinde aklımıza kim gelecek? Erzurumlu Emrah gelecek. 19. yüzyıl dendiğinde özellikle 8'li hece ölçüsüyle söylenen semai'den farklı olarak yiğitçe bir söyleyişin behey bire hey gibi kelimelerin kullanıldığı, hakim olduğu şiir türü Tabii ki aklımıza hemen varsayı getirdi. Aşk edebiyatı nazım şekillerindendir hatırlayalım. Deni duygu ve düşüncelerle alay ediyormuş hissi veren tekke edebiyatın nazım şekline şathiye denir hatırlayalım. Çocuk oyunlarında ve masalların girişlerinde kullanılan ses ve söz benzerliğinden yararlanılarak meydana getirilen anonim halk edebiyatı düz yazı türü. Ses ve dikkat edersek sözün tekrarı dendiğinde aklımıza neyi getirecek? Tekerlemeyi getirecek aklımızda bulunsun. Semai 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Koşmadan ayrılan tek yönü de budur diyebiliriz. Bir de ezgisi var bunu da hatırlatalım. Temel amacı çocukların düşsel dünyalarını zenginleştirerek çocuklara ders vermek olan türün adı Türk ve dünya edebiyatının en eski ve en yaygın türüdür bu aynı zamanda masaldır. Karagöz ve orta oyununda karşılıklı konuşmaların yapıldığı bölüme muhavere adı verilir. Diğer adı da söyleşmedir. Karagöz ve orta oyununda belli bir olayın anlatıldığı bölüme ise fasıl adı verilir. Avşar Türklerinden olan, özlü ve içli bir dil ile yiğitçe söyleyişi bir arada kullanan ve türkü türünde başarılı olan şair dendiğinde Avşar Türkleri dediği için, türkü dediği için aklımıza Dadaloğlu gelecek. Koşmanın bir türü olan, divan edebiyatında gazel ile benzerlik gösteren çeşidi neydi hatırlayalım? Tabii ki güzellemeydi. Aklımızda bulunsun. Düzenleyeni ve yazanı pek bilinmeyen, çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde değişiklikler olabilen, bozulmalara ve değiştirilmelere uğrayabilen bir türdür ve her zaman bir ezgiyle söylenir dendiğinde aklımıza türkü gelecek. Türkünün asıl bölümüne bent, nakarat bölümüne ise kavuşta adı verilir. Tekke edebiyatının en büyük sanatçısıdır. Hatırlayalım insan sevgisi ve Allah sevgisi şiirlerinin temel temasıdır dendiğinde aklımıza Yunus Emre gelecek. Aruzu ve heceyi kullanan şairin Risalet-i mesneviyesi de var bunu da unutmayalım. Bir bektaşi ozanı olan ve şiirlerinde hicivli bir dil kullanan kaygusuz abdalın en önemli eseri Budalaname'dir. Koşmanın bir türü olan divan edebiyatında hiciv, batı edebiyatında satir ile benzerlik gösteren türüne ne ad verilirdi? tabii ki taşlama denirdi. 20. yüzyılın en önemli halk şairi olan ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş şairimiz dendiğinde aklımıza aşık ve eser gelecek. Halk ozanları arasında memurluk yapmış ender tiplerden biri olan ve divan edebiyatın azım şeklerini kullanan halk ozanımız ise dertlidir. Yeniçeri ozanlarının en tanınmışlarından biridir. Genç Osman destanının yani yapma bir destanda hatırlayalım. Yazarı olan şairimiz halk ozanımız dendiğinde aklımıza Kayıkçı Kul Mustafa gelecek. En önemli kişileri Pişeker ve avuklu olan yazılı bir metne bağlı olmadan oynanan oyun orta oyunudur. Divan, halk ve tekke şiir geleneğinin üçünü de temsil eden ve tekke şiirinin öncüsü kabul edilen halk şairimiz ise Yunus Emre'dir. Tekke edebiyatının kurucusu olup Türkistanlı bir şairdir, bir mutasavvıftır, bir tarikat büyüğüdür. Kim gelecek aklımıza? Ahmet Yesevi. Herhangi bir tarikatın izini taşımayan, Allah'ı övmek ve yüceltmek için yazılan şiirlere genel isim olarak ilahi adı verilir. Aşık namenin şairi Aşık Ömer'dir. Ciddi bir düşünceyi ya da duyguyu iğneli ve alaylı bir şekilde anlatan tekke edebiyatı şiirlerine şathiye adı verilir. Toplumları derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayelere destan adı verilir. Pirlerin tarikata katılan kişileri bilgilendirmek ve adabı öğretmek amacıyla yazdıkları şiirlere nutuk adı verilir. Mani, türkü, ninni, ağıt gibi nazım biçimleri hangi halk edebiyatının ürünüydü? Anonim halk edebiyatının ürünü. Manide anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur. Aklımızda bulunsun. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünlerinden biri olan ve oyununda temel kişilerin yanında konuya göre Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Laz Zenne gibi kahramanların yer aldığı oyun hangisiydi hatırlayalım? Tabii ki Karagözlü. Yazılı bir metne bağlı olmadan oyuncuların oyun akışı içinde geliştirdikleri söz ve tavırlarla oluşan sahne oyunlarına genel olarak doğaçlama denir. Bir de bunun terim olarak tuluat adı vardır. Aklımızda bulunsun. Orta oyununun temel iki kahramanı bunlardan birisi kavuklu, diğeri de pişekardır. Dörtlük sayısı en az 3, en fazla 6 olan, genellikle hecenin 11'li kalıbıyla yazılan aşk, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan aşık edebiyatı nazım şekli dendiğinde aklımıza koşma gelecek. Kırık çanağı yok ayran içecek, Kahveye gelir de fincan beğenmez bu dizeler koşmanın bir çeşidi olan dikkat edersek burada bir iğneleme görüyoruz. Tabii ki aklımıza taşlama gelecek. Taşlamadan alınmıştır şeklinde doldurabiliriz. Annelerin çocuklarını uyutmak için söyledikleri anonim halk edebiyatı ürünlerine ninni adı verilir. Divan edebiyatında hicviye denilen alaylı yergi şiirlerinin halk edebiyatındaki karşılığına taşlama adı verilir. Asıl adı Ruşen olan ve koçaklamaları ile tanınan ünlü halk şairimiz Köroğludur. Divanı birkaç kez taş baskıyla basılan ve aruzu başarıyla kullanan Bektaşi şairimiz Dertlidir. Yaşadığı devrin büyüklerini hicvettiği için İstanbul'dan kovulan taşlama ustası halk ozanımızdır dendiğinde aklımıza Seyrani gelecek. Divan edebiyatında mersiye, eski Türk edebiyatında sago olarak bilinen Türk halk edebiyatında karşılığı olan şiirimizin adı ağıttır. Aklımızda bulunsun. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Ankara'ya yürüyerek gelip ilk şiirlerini Cumhuriyet Bayramı'nda söyleyen halk ozanımız Değişler, Sazımdan Sesler adlı eserleriyle de tanınır Aşık Veysel'dir. Yunus Emre'nin mesnevi nazım şekliyle yazdığı eserinin adı Risale-i Nusiye'dir. Deyimleri ve halka özgü söyleyişleri kullanmada çok başarılı olan ve aynı zamanda nefesleriyle ünlü olan 16. yüzyıl halk ozanımız kendinden sonraki birçok şairi de etkilemiştir. Pir Sultan Abdal'dır. Hacı Bektaş Veli hangi eserinde kısa hikaye ve nüktelerle Allah aşkını anlatır? Eserinin adı Makalattır. Türkülerde tekrarlanan dizelere Kavuştak adı verilir. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden biri olan nokta nokta oyununda oyuncu her öykünün sonunda kıssadan hisse çıkararak dinleyenlere öğütler verir dendiğinde aklımıza tabii ki meddah gelecek. Elindeki bastonu ve mendili kullanıp değişik tipleri canlandırarak hikayeler anlatır. Diğer bir ipucu. Halk edebiyatında çoban türkülerine ne ad verilirdi hatırlayalım. Kayabaşı adı verilir. Divan edebiyatında küçük divanlara divançı adı verilir. Halk edebiyatında az da olsa aruz ölçüsü kullanılmıştır. Olayların belli bir zamana bağlanmadığı, belli bir yazarının olmadığı eğitici nitelik taşıyan, milli duygu ve dini inançların işlenmediği evrensel ürünlere masal adı verilir. Aklımızda bulunsun. Divan şiirinde tuyu dendiğinde akla gelen şairimiz Kadı Burhanettin olacak. Divan edebiyatı düz yazı ustalarından olan ve Tazarruname adlı eseriyle tanınan yazarımız Sinan Paşa'dır. Divan edebiyatının ilk büyük seyahatname yazarı tabii ki Evliya Çelebi'dir. Batılı görüşe ve bilime değer veren ilk yazar ve düşünür olarak bilinen keşf adlı bir bibliografi kitabı olan şairimiz ve yazarımız Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi'nin ünlü coğrafya kitabının adı Cihan Numa'dır. Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerinden olan Harname'nin yazarı Şeyhidir. Divan edebiyatında şairlerin şiirlerini topladığı kitaba divan adı verilir. Aklımızda bulunsun. 15. yüzyılın kaside ve hiciv ustası olan ve hicve düşkünlüğü yüzünden de öldürülen Siham-ı Kaza adlı eseriyle tanınan şairimiz Nef'idir. 15. yüzyıl divan edebiyatı düz yazı ustalarından olan Mercimek Ahmet'in Öğütler Kitabı olarak bilinen bir kitabı var, bir mesnevisi. Bunun adı Kabusname'dir. Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustası olan Nabi'nin mesnevilerinin adı en ünlüleri Hayriye ve Hayrabat'tır. Türkiye Türkçesini başlatan ilk şair olarak kabul edilen Aşık Paşa'nın ünlü mesnevisinin adı Garipname'dir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatını anlatan eserlere Siyer adı verilir. Müstezatın nazım birimi Beyittir. Tuyu halk edebiyatında maninin karşılığındadır. Böyle düşünülebilir. Kasidenin içine yerleştirilen gazele Tegazül adı verilir aklımızda bulunsun. Divan edebiyatında şiirin gölgesinde kalan tür nesirdir yani düz yazıdır. Divan edebiyatında beyitler arası konu bütünlüğü aranmaz. Divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere, söyleyişlere mazmun adı verilir. Divan edebiyatında dörtlüklerden oluşan dini ve didaktik konularla övgü, yergi gibi düşünceleri işlemeye uygun bir nazım şekli ayrıca bestelenmiş şarkıya da bu ad verilir dendiğinde aklımıza murabba gelecek. Bu nazım şeklinin en büyük ustası Bağdatlı Ruh Hidir'den dinde aklımıza gelecek olan nazım şekli terkibi benttir. Bu nazım şeklinde her bent arasında değişen veya değişmeyen vasıta beytleri vardır. Buna göre de adı değişebilir. Terkibi bent, tercihi bent. Aklımızda bulunsun. Tanzimat döneminde Ziya Paşa bu nazım şekliyle başarılı ürünler vermiştir. Bu türle bu nazım şekliyle tanınan Baki'nin çok ünlü bir eseri vardır. O eserin adı da Kanuni Mersiyesidir. Rubayı ve Tuyu tek dörtlükten oluşur. Aklımızda bulunsun. Ali Şir Muhakemetül Lugateyn adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu göstermeye çalışmıştır. 17. yüzyıl şairlerinden Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı öğüt veren sosyal didaktik bir eseri dendiğinde aklımıza Hayriye gelebilir. Çağatay Edebiyatı'nın en ünlü şairlerinden olan ilk şairler tezkidesi olan Mecalesün nefaisinin de sahibidir. Kimdir? Hatırlayalım Alişir Nevai. 14. yüzyıl şairlerinden olan İskendername adlı meslevinin de sahibi dendiğinde aklımıza Ahmedi gelecek. Divan şiirinin kurallarına ve söz sanatlarına sıkıca bağlı olan din dışı şiirler yazmış, Kanuni Mersiyesi adlı ünlü bir terkibi bende olan şairimiz bakidir. Gazellerinde malumdur benim sühanım mahlas istemez diyerek haklı olarak övünen şairimiz Nedim'dir bu söyleyiş aklımızda kalsın. Şarkı türünün de kurucusudur. Divan edebiyatında iyi nesir yazılarına inşa denir. Bunu yazanlara da münşi denir aklımızda bulunsun. Mesnevi adlı eseri olan hoşgörülü düşünceleriyle tüm insanları bir araya getirmeye çalışan bir düşünce adamımızdır dendiğinde ne olursan ol yine gel diyen Mevlana gelecek aklımıza. Azeri lehçesiyle yazdığı şiirleri platonik aşkı işleyen, 16. yüzyılın en büyük lirik şairi olan su kasidesi, şikayetname, hadikat-ı suyada adlı eserlerin de sahibidir dendiğinde aklımıza fuzuli gelecek. Divan edebiyatında sep akımının en büyük temsilcisi olan kişi dendiğinde Şeyh Galip aklımıza gelmeli, alegorik bir dile sahiptir. Bu sanatçı divan edebiyatının son büyük temsilcisi sayılmaktadır dendiğinde diğer bir ipucu da buydu. Tuhfetül Harameyn adlı gezi kitabının yazarı Nabi'dir divan edebiyatında göz için mi kulak için mi uyak diye sorulduğunda aklımıza tabii ki göz için uyak gelecek. Divan edebiyatında daha çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Divan edebiyatında beyit nazım birimiyle yazılan ve beyit sayısı 5 ila 15 arasında değişen nazım şekline gazel adı verilir. Divan edebiyatında 5 mesneviye birden bir isim verilir o da hamsedir. Tek dörtlükten oluşan nazım şekillerinden biri ve kendine özgü 24 kalıbı vardır dendiğinde aklımıza rubayı gelecek. Aşk tasavvuf felsefe, hayatın geçici oluşu gibi konular işlenmiştir Rubailer'de. Ömer Hayyam, Yahya Kemal bu türün en önemli isimleridir. Aklımızda bulunsun. Bir şairin başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire Nazire adı verilir. Şarkının üçüncü dizesine Miyan adı verilir. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden olan nazım biçimi bir gazeli oluşturan beyitlerdeki dizelerin arasına kısa dizeler eklenerek oluşturulur dendiğinde aklımıza müstesat gelecek. Divan edebiyatının en büyük tarihçisi olan nokta noktanın kendi adıyla anılan bir eseri vardır. O da Naima'dır. Naima tarihi de eserinin adıdır. Aklımızda bulunsun. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden biri olan felsefi ve toplumsal konuların işlendiği nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki dörtlükle genellikle karıştırılır hatırlayalım kıta gelecek aklımıza. En ünlü eseri Hüsrev Şirin'dir dendiğinde Türk edebiyatından bahsediyoruz şeyhi olacak. Bengümade adlı eserinde Kerbela olayını işleyen sanatçımız Fuzuli'dir. Divan Edebiyatı'nda bir nazım biçimidir. A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde kafiyelenir dendiğinde aklımıza Arap ve Türk Edebiyatı'na İranlılardan geçmiş olan Mesnevi gelecek. Öyküleme gerektiren konular bu türde işlenir. Fuzuli'nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebi mektup sayılan eseri Şikayetname'dir. Mahallileşme akımını başlatan, İstanbul'u ve İstanbul Türkçesini şiirimize getiren şairimiz dendiğinde aklımıza Nedim gelecek. Divan Edebiyatı'nın en kuvvetli hiciv örneği sayılan eser de Harname edir aklımızda bulunsun Türk edebiyatındaki ilk hamsenin sahibi olan Muhakemetü Lugateyn adlı eserinde Türkçeyi devrin dilleriyle karşılaştırmış, Türkçe ile de güzel ve bilimsel eserler vermiş olan şairimiz, yazarımız dendiğinde aklımıza Alişir Nevai gelecek. Şairler Sultanı olarak anılan 16. yüzyıl divan edebiyatı şairimiz Baki'dir. Divan edebiyatında şiir ağırlıklı bir yer tutar, ikinci plandadır dendiğinde aklımıza ne gelecek? Nesir ikinci plandadır divan edebiyatında. Sade, orta ve süslü olmak üzere de üçe ayrılır. Murabba ve şarkının nazım birimi dörtlüktür. Her beyitte aynı konudan bahseden gazele yek ahenk gazel denilir. Her beyti aynı derecede güzel olan gazele ise yek avaz gazel denilir. Kıt'a ve müstezatın nazım birimi beyittir. Allah'a yalvarmak için yazılan kasidelere münacat adı verilir. Divan şiirinde bütün güzelliği değil parça güzelliği önemlidir. Aklımızda bulunsun. İskendername, Harname, Kabusname, Garipname, Tazaruname gibi eserler mesnevi nazım şekliyle yazılmışlardır. Beşer dizelik beyitten oluşan nazım biçimine Muhammed adı verilir. Gazelleriyle ün salmış olan Baki'nin ölümü üzerine Mersi'ye yazdığı padişah kanunidir. Müseddes altı beyitten oluşan bir nazım biçimidir. Mevlevi tarikati şeyhlerinden olan zamanın Galata Mevlevi hanesinde yaşamış ve burada eserler vermiş olan şairimiz Şeyh Galip'tir. Kasidede şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölüme Fahriye adı verilir. Divan Edebiyatı'nda aynı şairin yazdığı 5 hikayeden oluşan 5 mesneviye Hamse adı verilir. Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem övmek için yazılan şiirlere verilen isim Naat'tır. Aklımızda bulunsun. İskender'i anlatan ve ahlak ile ilgili öğütler veren 10.000 bin beytlik mesnevinin adı İskendernamedir. Kalemini kılıç gibi kullanan ve söz sanatında eşsiz bir güce sahip olan 17. yüzyıl hiciv ustasıdır dendiğinde aklımıza nef'i gelecek. Divan edebiyatında ilk defa din dışı konuları işlemiş şairimiz Selçuklu Şehname'sini de yazmıştır. Hoca Rehani, divan edebiyatında nazım biçimleri genellikle İran edebiyatından alınmıştır. Divan edebiyatında sanatçılar belli kalıplaşmış sözler ve sözcükler kullanırlar. Boy için servi, kirpik için ok gibi bunların adına mazmun denilir. Batılıların hacı kalfı olarak tanıdıkları bilim adamı şairimiz kimdir? Tabii ki Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi'nin divan edebiyatı nesil ustalarından olduğunu biliyoruz ve Keşvizun'un adlı bibliografik eserinde 1450 kitabı tanıttığını da hatırlatalım, aklımızda bulunsun. Divan edebiyatında nesir türündeki eserlerin toplu olarak bulunduğu eserlere münşiat adı verilir. Bize İran edebiyatından geçmiş olan Aruz'un kendine özgü kalıplarıyla yazılan genellikle felsefe ile ilgili düşünsel temaları işleyen nazım biçimimiz Rubai'dir. Musammat'ın bir türü olan ve dörtlük nazım birimiyle oluşturulan bu türün adı neydi hatırlayalım? Tabii ki murabbaydı. Bu nazım şekline bestelenmiş şarkı da denir. Terkibi bentte değişen Tercih bentte ise değişmeyen beyte ne ad verilirdi hatırlayalım? Vasta beyti denirdi. Başka bir şairin yazdığı gazelin her beytinin dizeleri arasına ikişer ya da üçer mısra eklenerek oluşturulan nazire çeşidine taştır denilir aklımızda bulunsun. Halk edebiyatında türkü ve koşmanın karşılığı olan dendiğinde aklımıza tabii ki şarkı gelecek. Nazım şeklinin en tanınmış şairi Nedim ve Yahya Kemal'dir. Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bir türdür aklımızda bulunsun. Gazetenin yayın hayatına başlaması Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul edilir dendiğinde aklımıza tercüman ahval gelecek. Tanzimat Edebiyatı'nda ölçü olarak arız ölçüsü kullanılmıştır. Bu tür edebiyatımıza ilk defa tanzimat edebiyatında girmiş Nurullah Atac'ın günlerin getirdiği adlı eseri de bu türün önemli bir örneğidir dendiğinde deneme gelecek aklımıza. Tanzimat edebiyatı döneminde etkili olan akımlar sorulduğunda öncelikle klasisizm ardından romantizm sonrasında da realizm etkili olmuştur diyeceğiz. Klasisizmin etkisinde olan ve dilde sadeleşme hareketinin öncüsü kabul edilen bu sanatçımız Duru ve Emsal Osmaniye'yi yazmıştır. Aklımıza tabii ki şinasi gelecek. Tiyatroda eğlenceyle sosyal faydayı birleştirip tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak niteleyen Abdülhak Hamit'ten farklı olarak tiyatrolarını oynanmak için yazan şairimiz tabii ki Namık Kemal'dir. Aklımızda bulunsun. Zimat Edebiyatı'nın en üretken yazarı olarak bilinen bu sanatçımız romanlarında ve hikayelerinde deyip de geçmeyelim diyerek başlar ve olayın akışını keser, yığınla bilgi verir. Bu sanatçımızın Avrupa'da Bir cevalen adlı gezi kitabı vardır dendiğinde aklımıza tabii ki Ahmet Mithat Efendi gelecek. Gül Nihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Zoraki Tabip, Afife Angelik adlı eserler hangi türde yazılmıştır? Tiyatro türünde yazılmışlardır. Namık Kemal'in romanında Ali Bey adında bir gencin mahpeker adlı bir kadına olan aşkı ve entrikalarla dolu yaşamı anlatılır dendiğinde aklımıza İntibah romanı gelecek. Tanzimat edebiyatında eski edebiyatı savunan tek sanatçı olan Muallim Naci nokta nokta adlı eserini Recaizade Mahmut Ekrem'in eserine karşılık olarak yazmıştır dendiğinde aklımıza tabii ki demdeme gelecek. Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzemesine karşı yazmıştı. İlk realist yazarlarımızdan olan Sami Paşizade Sezai'nin hangi romanında Dilber adlı bir cariyenin serüveni anlatılır? Tabii ki Sergüzeşti romanında. Aklımızda bulunsun. Şair Azam adıyla anılan Abdülhak Hamit'in eşinin ölümünden duyduğu düğü acıyı anlattığı şiiri, ünlü şiiri Makberdir. Eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile uyak anlayışı konusunda tartışanlara Caizade Mahmut Ekrem göz için uyak, kulak için uyak tartışmasında kulak için uyak tarafındadır. Tanzimat sanatçıları yeni konuları divan edebiyatın azım şekilleriyle işlemişlerdir. Tanzimat edebiyatının birinci döneminde dil ikinci dönemine göre nispeten daha sadedir. Şöyle düzelsek daha doğru sadeleşme amaçlanmış ama başarılı olunamamıştır. Tanzimat şiirinde divan şiirinin aksine konu bütünlüğü vardır. Tanzimatın birinci döneminde bu tür daha yaygınken ikinci döneminde daha az kullanılmış. Bundan dolayı siyasi nedenlerden dolayıdır bu. Bu sanatçılar ikinci dönemde bu tür eserleri okunmak için yazmışlardır dendiğinde aklımıza tiyatro gelecek. Jön Türk, taşık Talat ve Fitnat Araba Sevdası adlı eserler hangi türde eserlerdir? Roman türünde eserlerdir. Aklımızda bulunsun. Celalettin Arzemşah, Çok Bilen Çok Yanılır, Nesteren gibi eserler tiyatro türünde eserlerdir. Şerare, Hacle, Pejmür'de, Vaveli adlı eserler ise şiir türünde eserlerdir. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giden türlerden bazıları makale, deneme, roman ve eleştiridir. Tercüman Ahval Mukaddimesi hangi türün ilk örneğidir? Makale türünün ilk örneğidir. Tahrib-i Arabat ise eleştiri türünün ilk örneklerindendir. Tanzimat dönemi edebiyatının iki İkinci döneminde sanat sanat içindir anlayışı hakimdir. Şinasi'nin Müntebat-ı eş'ar adlı eseri şiir türünde bir eserdir. Aklımızda bulunsun. Şiir ve inşa adlı eleştirisinde halk edebiyatını, Harabat antolojisinde de divan edebiyatını savunarak yeni ile eski arasında kalan bir sanatçımızdır. Adını hatırlayalım. Ziya Paşa'dır. İlk tarihi romanımız Cezmi, ilk köy romanımız ise Karabibik'tir. Ziya Paşa'nın Defteri Amal adlı eseri hangi türün örneğidir? Anı türünün örneğidir. Tanzimat edebiyatında realizmden naturalizme geçişin öncüsü dendiğinde aklımıza kim gelecek? Nabizade Nazım eserlerinde köy yaşamını anlatmıştır. Bu sanatçımızın Zehra adlı da bir romanı vardır dendiğinde burada bir diğer ipucunu da görebiliriz. İlk pastoral şiirimiz Sahra'dır. Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak Molière'den yaptığı çevirilerini burada oynatan önemli bir isim kimdir? Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani adlı sözlüğü vardır. Bu da ayrı bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Namık Kemal'in lakabı nedir hatırlayalım. Vatan şairidir. Vatan şairi olarak anılmaktadır. Servet-i Edebiyatı'nın temellerini atan Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci'nin demdemesine karşı zemzemeyi yazmıştır. Küçük şeyler, zavallı kız adlı eserler hangi türün örnekleridirler? Öykü türünün. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci döneminde siyasi baskı nedeniyle daha çok bireysel konular işlenmiştir. Demdeme, Eşber, talim edebiyat hangi döneme aittir tanzimatta? İkinci döneme ait eserlerdir. Şemsettin Sami, Türkiye Türkçesini aktardığı önemli eser hatırlayalım. Orhun abideleridir. İlk resmi gazetemiz takvimi ve kayıdır. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve tanzimat döneminde Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa'nın etkilendiği akım klasizizmdir. Abdülhak Tarhan'ın Verem'den ölen karısı için yazdığı lirizm ve tezat dolu şiiri ünlü şiiri makberdir. Aklımızda bulunsun. Letaifi rivayat kime ait bir eserdi Ahmet Mithat Efendi'ye. Ziya Paşa'nın divan şiirini yücelterek halk şiirini kötülediği antolojisinin adı Harabattır. İlk realist romanımız Araba Sevdasıdır. AG Efendi ile beraber ilk özel gazetemizi çıkartan yazarımız Şinasi'dir. Vuslat, Şemsa, Afife Angelik, Atala gibi eserler Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Ziya Paşa hangi makalesinde divan şiirini Türk şiiri olarak kabul etmez. Halk şiirini Türk şiiri olarak görür. Şiir ve inşa makalesinde. Bu makale edebiyatımızın ilk eleştirilerindendir. Bağdatlı ruhiye naziri olarak yazdığı terkibi bent ve tercih bentleriyle ünlü tanzimat sanatçımız Ziya Paşa'dır. Namık Kemal Hürriyet Kasidesi adlı şiirinde o dönem için yeni olan birlik, beraberlik ve demokrasi ile ilgili kavramları işlemiştir. Aklımızda bulunsun. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı bir hikaye, bu hikaye tanzimat hikaye romanlarında çokça kullanılan esirlik ve insan ticareti konusu üzerine yazılmış ilk eserdir. Eserin adı Esarettir. Molière'den çevirdiği Zoraki Tabip adlı eseriyle tanınan sanatçımız Ahmet Vefik Paşa'dır. En güzel eserin dediği Finten adlı eserini de diğer tiyatrolarında olduğu gibi sahneye konulmak amacıyla değil okumak için yazan sanatçımız Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Edebiyatımızda ilk makale bir mukaddime yani bir ön sözdür. Tercüman Ahval gazetesinde yayınlanmıştır. Tek perdelik komedi olan ilk yerli tiyatromuz şair evlenmesidir. Teodor Kasop tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi Diyojen'dir. İlk tezli romanımız Zehra'dır. Tanzimat şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aklımızda bulunsun. Lehçe-i Osmani, Kamüs-i Alam, Lugat-ı Naci, Tanzimat döneminde yazılmış hangi türde eserler? Tabii ki sözlük türünde eserler. Kamus sözlük demek, lügat sözlük demek aklımızda bulunsun. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan ve batılı anlamda ilk öykümüz kabul edilen eser Küçük Şeyler Şemsettin Sami'ye aittir ve Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilir. Hatırlayalım. Kamus'u Türkiye edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneği olan, kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinen, romandan çok uzun hikaye özelliklerine sahip olan eser Karabibik, Tanzimat Edebiyatı döneminde edebiyatın azım şekilleri kullanılmaya devam edilmiş. Hangi edebiyatın azım şekilleri? Tabii ki divan edebiyatın azım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir. Ancak bu nazım şekilleriyle yeni kavram ve konular işlenmiştir. Tanzimat Edebiyatı'nda pek fazla kullanılmayan bir tür adı ne? Anı, önemli örnekleri ise Ömer'in Çocukluğu Muallim Naciye, Defter-i Amal Ziya Paşa'ya ait aklımızda bulunsun. İyi bir hiciv, diğer adıyla yergi ustası olan Ziya Paşa hangi adlı eserinde Ali Paşa'yı över görünerek hicveder? Hatırlayalım eserin adı Zafernamedir. Bu eser edebiyatımızın ilk eleştirilerindendir. İkinci dönem tanzimat sanatçıları eserlerini hangi akımın etkisiyle vermişlerdir? Realizmin etkisiyle vermişlerdir. Tanzimat edebiyatının birinci döneminde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Tanzimat edebiyatında divan edebiyatındaki parça güzelliği anlayışının aksine bütün güzelliğine önem verilmiştir. Divan edebiyatında sanatçılar seçkin kişiler için eserler vermiş. Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır. Şiirlerinden yaptığı seçmeleri Müntehabat-ı Eş'ar adlı eserinde toplamıştır dendiğinde aklımıza şinasi gelecek. Recaizede Mahmud Ekrem'in muallim Naci ile başlattığı göz için mi kulak için mi uyak tartışması hangi edebiyatın hangi topluluğun doğmasına vesile olmuştur? Servet-i Fünun edebiyatının aklımızda bulunsun. Tanzimat edebiyatında şiirden sonra en çok önem verilen tür tiyatrodur. Zavallı çocuk, Afife Angelik örnek olarak gösterilebilir. Paris'te Bir Türk, Cezmi, Sergüzeş gibi eserler roman türünde eserlerdir. Tanzimat edebiyatında en çok kullanılan tür şiirdir ve buna bazı örnekler verelim. Name-i Seher, Belde, Ateşpare örnek olarak gösterilebilir. Tanzimat edebiyatında az da olsa hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır. Ziya Paşa, Abdülhak Hamit bu örnekleri veren şairlerimizden ikisidir. Nokta Nokta'nın oyunlarının adları Macerayı Aşk, İçli Kız, Sabr-ı Sebat, Nesteren, Finten, Eşber dendiğinde aklımıza Abdülhak Hamit Tarhan gelecek. Aklımızda bulunsun. Servet-i Fünun topluluğunun bir diğer adı Edebiyat-ı Cedidedir. Servet-i Fünuncular hangi ölçüyü devam ettirmişler? Aruz ölçüsünü. Cenab-ı Şahabettin'in iki tiyatro eseri... Körebe ve yalandır. Servet Fünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok bireysel konular üzerinde durmuşlardır. Servet Fünun döneminde uyak anlayışı olarak hangisi benimsenmiş? Kulak için uyak anlayışı. Servet Fünun topluluğu uyak anlayışı tartışmalarının sonucunda ortaya çıkmış bir topluluktur. Aklımızda bulunsun. Servet Fünun şairleri şiirde gerçekçilik olarak adlandırılan Parnasizm akımından etkilenmişlerdir. Ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır. Servet-i Fünun döneminde hangi şiir türünün örnekleri verilmiştir? Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir. Aklımızda bulunsun. Efe Fikret çocuklar için yazdığı Şermin adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Realizmin ve naturalizmin etkisinde olan Siyah İnciler, Genç Kız Kalbi, Pençe adlı eserlerin sahibi olan yazarımız Mehmet Rauf'tur. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikesti adlı eseri şiir türünde kaleme alınmış bir eserdir. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın siyasal yönü olan tek yazarıdır. Eleştirileriyle tanınan bu sanatçının hayat Muhayyel adlı bir öyküsü vardır. Eser yazar eşleştirilmesinden hemen hatırlayalım Hüseyin Cahit'tir. Hüseyin Cahit'in Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan makalesinin adı Edebiyat ve Hukuk makalesidir. Mensur şiirin ilk örneklerini veren Servet-i Fünun sanatçısı hatırlayalım Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Kırık Hayatlar, Sefi ile Nedime, Bir Ölünün Defteri gibi romanları ünlü iki romanının gölgesinde kalmıştır. En ünlü romanları Mai ve Siyah ve Aşkı Memnudur. Aklımızda bulunsun. Tevfik Fikret edebiyatımızda Parnasizm akımının önemli bir temsilcisidir. Servet-i sanatçıları dönemin siyasi baskılarından dolayı sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Servet-i nazım birimi olarak beyti değil dizeyi kullandığını hatırlayalım. servet döneminde oldukça ağır bir dil kullanılmıştır. Mehmet Rauf'un Eylül romanı edebiyatımızda ilk psikolojik roman örneğidir. Ferda Garam, Hayal İçinde, Ferdi ve Şurekası adlı eserlerin türü öyküdür. servet döneminde divan edebiyatının aksine Dikkat! Bütün güzelliğine önem verilmiştir. Divan Edebiyatı'nda ise parça güzelliği ön plandaydı. Servet-i Finuncular hangi akımın etkisiyle şiirde musikiye önem vermişlerdir? Sembolizm akımının etkisiyle. Aklımızda bulunsun. Cenab-ı Şahabettin'in şiirlerini topladığı eserin adı Tamattır. Tevfik Fikret hangi şiirinde İstanbul'dan nefretle bahseder dendiğinde aklımıza siz şiiri gelecek. Hayatının bir döneminde sanat için sanat, bir döneminde toplum için sanat görüşünü savunan, 95'e doğru Tarihi Kadim adlı eserleri olan sanatçımız kimdir? Tevfik Fikret'tir. Halit Ziya'nın 40 yıl saray ve ötesi adlı eserleri anı türünde yazılmış eserlerdir. Sanat hayatının ilk dönemlerinde parnasizmin etkisinde kalan, daha sonraları sembolizmin güçlü temsilcilerinden biri olan şairimizin ayrıca makalelerini topladığı Evrak-ı Eyyam adlı eseri vardır dendiğinde aklımıza Cenap Şahabettin gelecek. Servet-i Fünun döneminde siyasi baskı nedeniyle hangi tür sönük kalmıştır? Tiyatro türü sönük kalmıştır. Aklımızda bulunsun. Hüseyin Cahit Yalçın'a ait olan Nadide adlı eserin türü romandır. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de işlenmiştir, anlatılmıştır dendiğinde Ahmet Cemil'den hatırlayacağız ki mavi ve siyahtır bu eser. Daha çok şiirleriyle tanınan Cenab Şahabettin hangi şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir dendiğinde aklımıza Elhan-ı Şita gelecek. Servet-i Fünun döneminde kullanılan yeni nazım şekillerine örnek verecek olursak Serbest Müstezat, Terzerima, Triole ve Sone örnek gösterilebilir. Servet Finuncular Nazm'ı Nesre yaklaştırmışlardır. Yani düz yazıya yaklaştırmışlardır. Hatırlayalım. Servet Finun romancıları hangi akımın etkisiyle eserler vermişlerdir? Realizmin akımının etkisiyle. Aklımızda bulunsun. Ecrati topluluğundaki bu sanatçımızın dışında pek fazla sanat değeri taşıyan şiir yazan sanatçımız olmamıştır. Bu sanatçımız daha sonra sanatını bağımsız olarak devam ettirmiş. Şiirlerini Göl Saatleri adı altında bir eserde toplamıştır dendiği anda aklımıza Ahmet Haşim gelecek. Bura bahane ilaklakan bize göre adlı eserlerinde ise gazete yazılarını toplamıştır. Fecraticiler daha çok bireysel konuları işlemişler. Fecraticiler Fransa edebiyatını örnek kalmışlardır. Fecrati topluluğu üslup ve sanat anlayışı bakımından Servet topluluğunun birer kopyası olmaktan kurtulamamıştırlar. Fecrati topluluğu edebiyat anlayışlarını önceden belirleyerek ve bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyuran ilk topluluktur. Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi adlı eseri hangi türün güzel örneği olarak gösterilebilir? gezi türünün, gezi yazısı türünün önemli bir örneğidir. Aklımızda bulunsun. Bu sanatçımız Türk Edebiyatı'nın en güçlü naturalist yazarlarındandır. Sokağa edebiyatımıza getirmiş olan bu sanatçımız Ahmet Mithat geleneğini takip ederek yüzlerce eser vermiş ve halkı eğitmeye çalışmıştır. Şıp sevdi romanlarından biridir dendiğinde aklımıza tabii ki Hüseyin Rahmi gelecek. İstiklal Marşımızın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy şiirlerini hangi kitapta toplamıştı? Safat adlı eserinde. Aruz ölçüsünü ustaca kullanan, Nazmı Nesre yaklaştırmada usta olan, sosyal konulara eğilen bu sanatçımız Süleymaniye Kürsüsü'nde ve Fatih Kürsüsü'nde adlı şiirleriyle ünlüdür dendiğinde aklımıza Mehmet Akif Ersoy gelecek. Eski şiiri yaşatmış bir şair olan ve şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülen sanatçımız Divan An şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleriyle ünlüdür. Kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla adlı şiir kitapları ile tanınmaktadır dendiğinde aklımıza tabii ki Yahya Kemal Beyatlı gelecek. Metaşim ölçüler arasında hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Hatta bu ölçüyü köylü vezni olarak nitelemiştir. Bazı romanları arasında Şık, şıp sevdi, kuyruklu yıldız altında biriz divaç, mürebbiye, Hakk'a sığındık, kaynanam nasıl kudurdu gibi eserleri olan sanatçımız kimdir diye sorulduğunda aklımıza Hüseyin Rahmi Gürpınar gelecek. Tesadüf, Nimet Şinas gibi eserler Hüseyin Rahmi'nin roman türünde eserleridir. Emin Bülent, Ahmet Samim, Celal Sahir, Hamdullah Subhi, Fecrati topluluğunun çok fazla tanınmayan sanatçılarındandır. Yahya Kemal hangi şiiri dışında bütün şiirlerini arız ölçüsüyle yazmıştır? Tabii ki ok şiiri dışında bütün şiirlerini ok şiirini hece ölçüsüyle yazmıştır. Makaleleri şunlardır. Eğil Dağlar, Aziz İstanbul dendiğinde aklımıza yine Yahya Kemal gelecek. Mehmet Emin Yurdakul edebiyatımızda milli şair olarak anılmaktadır. Aklımızda bulunsun. Ya Kemal'in şiirlerinde hangi şehrin doğal güzellikleri yansıtılmıştır diye sorulduğunda aklımıza tabii ki İstanbul gelecek. Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç adlı eser roman türünde yazılmış bir eserdir. Fecati topluluğunda şiirler hangi ölçüyle yazılırdı? Tabii ki arzu ölçüsüyle fecraticiler nazım şeklini geliştirerek kullanmaya devam etmişlerdir dendiğinde geliştirerek kullandıkları nazım şekli serbest müstezattır Ahmet Haşim bu nazım şeklini başarıyla kullanan şairlerimizdendir. Fecraticiler sanat şahsi ve muhteremdir anlayışıyla hareket etmişlerdir. Bu söyleyiş aklımızda bulunsun ayırt edici bir özelliktir. Fecraticiler özellikle de Ahmet Haşim Parnasizm'e tepki olarak doğan sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Hece ölçüsüyle yalın bir Türkçe kullanan ...yurtseverlik konuları işleyen şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, milli edebiyatın öncüsü sayılmaktadır. Bu sanatçımız Ey Türk Uyan, Türk Sazı adlı şiirleriyle tanınmaktadır. Gözlemci bir yazar olan sanatçımız hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım gibi önemli eserleri vardır dendiğinde aklımıza Ahmet Rasim gelecek... Piyale, Hakkın Sesleri, Türk Sazı, Kendi Gök Kubbemiz adlı eserler şiir türündedirler. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla gelen tür fıkra türüdür. Ahmet Haşim'in fıkralarını topladığı eserin adı bize göredir. Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Ali Canip Yöntem, Refik Halit gibi edebiyatımızın güçlü kalemleri önce hangi toplulukta başlamıştır edebiyatlarına? Fecrati topluluğunda başlamışlar. Daha sonra milli edebiyatın içinde sanat hayatlarını devam ettirmişlerdir. Dili şiirin en büyük sorunu olarak gören Kelimeler namusumdur diyen sanatçımız Yahya Kemal'dir. Ahmet Rasim'in fıkralarını topladığı ünlü eserinin adı Eşkali zamandır aklımızda bulunsun. Ömer Seyfettin ve arkadaşları 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanarak milli edebiyatın temellerini atmışlardır. Milli edebiyatçılar ulusal kaynaklara yönelmiş ve ilhamlarını halk edebiyatından almışlardır. Reşat Nuri'nin Leyla ile Mecnun Olağan İşler adlı eserleri öykü türünde eserlerdir. Milli edebiyatın öncülerinden olan ve Geçtiğim Yol adlı şiiri var olan şairimiz Ali Canip'tir. Milli edebiyatın kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan, Türkçülük düşüncesini sistemleştiren kişi dendiğinde aklımıza Ziya Gökalp gelecek. Bu sanatçımız Türkçülüğün esasları adlı eserleriyle de tanınır. Bunu da unutmayalım. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği ilk roman Ateşten Gömlek'te savaş sırasında hasta bakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe seven Peyami ve Binbaşı İhsan'ın aşkları anlatılmaktadır. Aklımızda bulunsun. Milli edebiyat sanatçıları konuşma dilinde İstanbul Türkçesini örnek almışlardır. Siyaset adamı olan yazarımız Türk edebiyatını ve Türk tarihini bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk yazarımızdır. Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi gibi eserleri vardır dendiğinde aklımıza Mehmet Fuat Köprülü gelecek. Bir diğer yazarımız romanında 2. Abdülhamit dönemi ve İmparatorluk Başkenti İstanbul'u Aynı adı taşıyan sokağında yaşayan insanların öyküsünü Rabia, Peregrini, Kız Tevfik gibi kahramanların kişiliğinde anlatmaktadır dendiğinde aklımıza sinekli bakkal Halide Edip adı var gelecek. Anadolu insanının gerçeğini yalın bir dille anlatan Damga, Yeşil Gece, Acımak gibi romanları olan sanatçımız Reşat Nuri'dir. Milli edebiyatın etkisinde olan bu sanatçımız Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanmıştır dendiğinde aklımıza kim gelecek? Farih Rıfkı Atay. Sanatçımızın Zeytin Dağı, Çankaya adlı eserleri çok meşhurdur. Aklımızda bulunsun. Yakup Kadri hangi romanında mütareke dönemi İstanbul'un bozukluk ve çöküntülerini anlatmıştır diye sorulduğunda aklımıza Sodom ve Gomorra gelecek. Vurun Kahpe'ye, Yaban, Ateşten Gömlek hangi dönemin havasını yansıtan üç önemli romanımızdır diye sorulduğunda aklımıza Kurtuluş Savaşı dönemi gelecek. Genç Kalemler fecri Attik şairlerinden pek ayrılmadılar bu yönde dendiğinde aklımıza şiir anlayışı gelecek. Aruz'un yerine heceyi getirmeleri sadece biçim yönünden bir değişiklik oluşturmuştur hatırlayalım. Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihinde büyük bir öneminin olmasının sebebi hatırlayalım. Saadet Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasıdır. Refik Halit'in Yezid'in Kızı, İstanbul'un İç Yüzü, Sürgün, Nilgün adlı eserleri hangi türde eserlerdir? Roman türünde eserlerdir. Ömer Seyfettin ve arkadaşları Yeni Lisan adlı Türkçenin ile ilgili makalede görüşlerini dile getirmişlerdir. Hatırlayalım. Milli edebiyatçılar roman ve öyküde realizm akımının etkisinde kalmışlardır. Ömer Seyfettin edebiyatımızda hangi tarz hikayeciliğin öncüsüdür dendiğinde aklımıza tabii ki Mopasan tarzı hikaye gelecek. Türk'ün Ateşle imtihanı, Mor Salkımlı Ev gibi anı eserleri var. Kime aitti hatırlayalım? Halide Edip adı var. Ziya Gökalp, Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat adlı eserleri hangi türde yazmıştır? Şiir türünde yazmıştır. Hikayelerinin konusunu tarihin şanlı olaylarından ve kahramanlarından alan, hikayelerini olaya öykücülüğü tarzında kaleme almış olan bu sanatçı, Yüksek Ökçeler, Beyaz Lale, Bomba adlı bazı hikayeler. Bunlar birkaç tanesi hatırlayalım sahibi Ömer. Seyfettin'di. Yakup Kadri hangi romanında 1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde köylüleri, köyün durumunu, milli mücadeleye ilişkin tavırlarını Ahmet Celal'in gözüyle anlatmaktadır dendiğinde aklımıza tabii ki Yaban gelecek. Bu romanda iyi bir öğrenim görmüş ve bir İstanbul kızı olan Feride'nin Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüveni anlatmaktadır. Hatırlayalım eserimizin adını Çalı Kuşu'dur. Hikayeciliğimizi İstanbul dışına çıkararak Anadolu'ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, Aynı zamanda mizah ve siyasal yargı alanında da eserler veren memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri adlı eserlerin sahibi yazarımız Refik Halit Karay'dır. Yakup Kadri roman türünün yanında hangi türde eserler özellikle şiir türünün hangi türünde eserler vermiştir dendiğinde aklımıza mensur şiir gelecek. Önemli temsilcilerindendir. Okunucundan erenlerin bağından bu türün önemli örnekleri olarak gösterilebilir. Falih Rıfkı'nın Bizim Akdeniz Times kıyıları, Reşat Nuri'nin Anadolu notları hangi türü örnektirler? Gezi yazısını örnektirler. Refik Halit Karay hangi takma adla eleştiri ve mizah türünde eserler vermiştir hatırlayalım. Kirpi takma adıyla. Yakup Kadri'nin ilk romanıdır dendiğinde aklımıza kiralık konak gelecek. Bu romanda 3 ayrı kuşak arasındaki görüş ve duygu yaşayış farklılıklarını Naim Efendi çocukları ve torunları çerçevesinde anlatmıştır yazarımız. Eserde edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı batı hayranı züppe tipi başarı ile çizilmiş anlatılmıştır. Halide Edib'in Dağa Çıkan Kurt, Yakup Kadri'nin Bir Seren Ömer Seyfettin'in Beyaz Lale adlı eserleri edebiyatımızda hikaye, öykü türünün başarılı örneklerindendir. Nokta nokta romanlarında önce bireysel duyguları ve kadın ruhunun özelliklerini işlemiş, Kurtuluş Savaşı yıllarında ise toplumsal konulara yönelmiştir. Tatarcık, Seviye Talip, Yeni Turan, Zeyno'nun oğlu gibi eserleri var dendiğinde aklımıza halde edip adı var gelecek. Servet İfun'un ve Milli Edebiyat döneminde Türkçülük ve halkçılık için mücadele eden Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar ve Gönül Hanım adlı eserleri hangi türdedir hatırlayalım. Roman türünde eserlerdir aklımızda bulunsun. Cumhuriyet döneminde yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmış, köy ve köy sorunları dile getirilmiştir. Birçok edebi topluluğun oluştuğu bu dönemdir. Hatırlayalım. 5 hececilere tepki olarak ortaya çıkan, hatırlayalım hangi topluluktu bu? 7 meşaleciler 5 hececilerin şiirlerini sığ olmakla suçluyorlardı ilkelerini samimilik, canlılık ve devamlı yenilik olarak açıklamışlardır. Fakat bu topluluk hedeflerinin hiçbirini yerine getiremeden kısa sürede dağılmıştır. Ziya Osman Sabah bu topluluğun en tanınmış şairi olarak bilinmektedir. Şarkın Sultanları, Fırtına ve Kar, Rüya, Sebil ve Güvercinler adlı eserler hangi türde eserler hatırlayalım? Şiir türünde eserlerdir. İkinci yenicilerden olan sanatçımız Sizin Hiç Babanız Öldü Mü? Sevda Sözleri, Üvercinka, Göçebe adlı şiirleriyle tanınır. Hatırlayalım sanatçımızı Cemal Süreyya aklımızda bulunsun. Bir sanatta milli köklere bağlı kalınıp Türk şiir geleneğinden kopmadan günün şiirini yazmak gerekir. Bu topluluğun en önemli temsilcisi Mehmet Çınarlı'dır dendiğinde iki tane ipucu verilmiş. Aklımıza hangi topluluk gelecek? Hisarcılar. İlk şiirlerini 1936'da yayınlamaya başlayan nokta noktanın şiirleri o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür baş kaldırıdır. Vazgeçemediğim adlı şiiri ünlüdür dendiğinde hatırlayalım sahibini Orhan Veli, Otlakçı, Ege'nin dibi, Ekmek Kavgası adlı eserler hangi türde yazılmıştır? Öykü türünde yazılmış eserlerdir. Orhan Veli dünyaca ünlü fabulları çevirmiş. Hatırlayalım o fabılların sahibi La Fontaine'dir. Masallarını Türkçe'ye kazandırmıştır. Toplumcu gerçekçi anlayışın önde gelen yazarlarından biri olan sanatçımız sanatının olgunluk döneminde Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu almıştır. Yazarın Cemile, Babaevi, Bereketli Topraklar üzerinde adlı eserleri vardır dendiğinde aklımıza tabii ki Orhan Kemal gelecek. Kırım Türklerinin sıkıntılarını dile getirmiş olan bu sanatçının Onlar da insandı, Korkunç Yıllar gibi eserleri vardır. Aklımıza kim gelmeli? Burada Cengiz Dağcı. Yapıtlarında Çukurova'yı, Torosları ve Çukurova insanının acı yaşamını çarpıcı bir şekilde dile getirmiş olan sanatçının Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağ Efsanesi, Binboğa Efsanesi gibi destansı romanları vardır dendiğinde aklımıza Yaşar Kemal gelecek. Azerbaycan Edebiyatı'nın ve İran'ın en güçlü sanatçılarından biri olan çağımızın hafızı olarak nitelendirilen bu sanatçı Heyder Baba'ya selam şiiriyle tanınmaktadır dendiğinde aklımıza Şehriyar gelecek. Dilimizin özleşmesine öncülük eden ve eleştiri türünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan bu sanatçı konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmış, yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur dendiğinde aklımıza tabii ki Nurullah Ataç gelecek. Yedi meşaleciler topluluğunun şiire en sadık ismi olan ve şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, küçük mutluluklarla yetinmek gibi konuları işlemiş olan sanatçımız Sebil ve Güvercinler, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı eserleriyle tanı. Hatırlayalım ismini Ziya Osman Saba. Cumhuriyet dönümü tiyatro sanatçılarından olan Necati Cumalı'nın hangi öyküsü sinemaya aktarıldı diye sorulduğunda susuz yaz aklımıza gelecek. Nalınlar, Fazilet Eczanesi, Kahraman, Keziban adlı eserler hangi tür örnektir? tiyatro türüne öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak Keşanlı Ali Destanı'nı yazdı. Dendiğinde aklımıza tabii ki Haldun Taner gelecek. Günlerin getirdiği, Türkçenin Sırları, Hangi Edebiyat gibi eserler hangi türde yazılmışlardır? Deneme türünde yazılmışlardır. Aklımızda bulunsun. Ahmet Hamdi Tanpınar olay ve karakter romanı olmaktan çok karışık ruh tahlillerini tasvir ettiği ve yaşantı romanı olarak adlandırılan hangi romanında Mümtaz'ın kişiliğinde yer yer özel çevre ve hayatını yansıtmıştır dediğimizde aklımıza huzur gelecek. Aşık Veysel'i keşfeden şair olarak bilinen, halk kültürü öğelerini çağdaş sanat teknikleriyle birleştirmeye çalışmış olan Koçyiğit, Köroğlu, Köşebaşı gibi piyes tiyatrolarda ilgiyle izlenmiş olan sanatçımız Ahmet Kutsi Tecer'dir. Köy edebiyatımızın en ünlü romancısı olan konularını cezaevi anılarından, Kurtuluş Savaşı'ndan, Osmanlı tarihinden, eşkıya öykülerinden alan romanlar yazmış olan sanatçımız Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl İnsanları adlı eserleriyle tanınır. Hatırlayalım Kemal Tahir'i. İnsanın bilinç altına inen doğayı, insanı ve gözlemledikleri hayatı kendilerine özgü bir anlayışla kaleme alan edebiyat topluluğudur dendiğinde aklımıza İkinci yeniciler gelecek. Bu sanatçımız Anadolu insanının hayatını anlatan şiirleriyle üne kavuşmuştur. Dinle Neyden adlı kitabında beş ececilerin eğilimlerini dile getirmiştir. Han duvarları şiirleriyle tanınmaktadır dendiğinde aklımıza Faruk Nafiz Çamlıbel gelecek. Bu topluluğun şairleri ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar, sonradan heceye geçmişlerdir. Milli edebiyat akımından etkilenmişlerdir. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkun bir dille işlemişlerdir. Bu edebi topluluğun en önemli temsilcisi Faruk Nafiz Çamlıbeldir dendiğinde aklımıza tabii ki 5 hececiler gelecek. Kuyucaklı Yusuf, Fahim Beybebiz, Huzur, Aganta Burina Burinata adlı Cumhuriyet dönemi eserleri hangi türde yazılmışlardır? Tür olarak romandırlar. Cumhuriyet dönemi roman ve öykülerinde genel olarak hangi akımın etkilerini görmekteyiz? Realizm akımının etkilerini görmekteyiz. Aklımızda bulunsun. Bu topluluk 1941 yılında oluşturulduktan sonra 3 şair bu topluluğun adını taşıyan bir kitap yayınlayarak şiirle ilgili görüşlerini dile getirmişler. Bu kitaplarıyla yerleşik şiir anlayışına da meydan okumuşlardır. Şiire sokağa getiren bu topluluk birinci yeniciler olarak anılırlar dendiğinde burada iki tane ipucu var. Şiire sokağa getiren ve birinci yeniciler isimleri aklımıza tabii ki garipçileri getirecek. Garip akımına tepki olarak doğan bu topluluk hatırlayalım. İkinci yeniciler şehirde gerçek üstücülüğü, sürrealizmi temel almışlardır. Değişik imgeler, çağrışımlar ve soyutlamalarla özgün bir söyleyiş oluşturmuşlar. Şiir için şiir anlayışıyla hareket etmişlerdir. Edip Cansever bu topluluğun en çok şiir yazan şairi olmuştur. Yedi Meşale, Garip, Monarozo adlı eserler tabii ki şiir türünde kaleme alınmış eserlerdir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı kitabındaki şiirleri bestelenerek Atatürk oratoryosu haline getirildi dendiğinde aklımıza Cahit Külebi gelecek. Adamın biri Rüzgar Yeşere Notlar gibi şiir kitapları vardır. Aklımızda bulunsun. Çamlıca'daki eniştemiz Üç İstanbul, Mahur Beste, Yalnızız adlı eserler hangi türde verilmiş eserlerdir? Roman türünde yazılmış eserlerdir. Yedi meşalecilerin fecri aticiler ile ortak özelliği hangi edebiyatın etkisi altında kalmış olmalarıdır? Hatırlayalım Fransız edebiyatı. Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü şiir kitabının adı Çiledir hikayelerinde konu ve olaydan çok şiirsel etki oluşturacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayesi olarak bilinen yazarımız dendiğinde aklımıza tabii ki Said Faik gelecek. Kısa öyküleriyle modern hikayeciliğimizin başlatıcısı olan, çağının hikaye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüş olan bu sanatçı, Mopasan tarzı öykücülüğü tercih etmeyip Çeov tarzını benimsemiştir. Otlakçı, mendil altında en önemli hikaye kitaplarıdır dendiğinde aklımıza Memduh Şevket Esenbal gelecek. Tütün zamanı, Osmancık, Eskici ve oğulları, Devlet anadlı eserler roman türünde eserlerdir. Hürrem Sultan, İnsanlar ve Tanrılar, Atçalı Kel Mehmet gibi oyunları olan Cumhuriyet dönemi tiyatrocumuz Orhan Asena'dır. Mavi ya da Maviciler adıyla bir şiir akımı başlatan bu sanatçı Garip Akımı ve ikinci Yeni şiirine karşı çıkmıştır. Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum şiirleriyle ve şiir kitaplarıyla tanınır dendiğinde aklımıza tabii ki Atilla İlhan gelecek. Kurtuluş Savaşı dönemi Anadolu'sunu anlattığı Küçük A romanı ile ün kazanmıştır dendiğinde aklımıza Tarık Buğra gelecek. Esir şehrin insanları Murtaza, Yılanı Öldürseler, Fatih Harbi adlı eserler roman türünde kaleme alınmış eserlerdir. Hikayelerinde efsane, destan, masal, hikaye ve türkülere yer vermiş olan Selvi Boylum, Al Yazmalım, Gün Olur Asra Bedel gibi eserleriyle tanınan sanatçı tabii ki Cengiz Aytmatov'dur. Acı Tütün, Necati Cumalı'nın bir romanıdır. Türkçem benim ses bayrağım bu önemli söyleyiş ayırt edici bir özelliktir diyen Cumhuriyet dönemi sanatçımız kendisine özgü bir dil yapısı ve bir biçim oluşturmuş. Yazarın yapıtlarından biri de çocuk ve Allah'tır dendiğinde diğer ipucu da burada eser olarak verilmiş. Aklımıza fazla üstü dağlarcayı getiriyor. Avari yıllar, teneke, yılanların öcü, anayurt oteli adlı eserler roman türünde kaleme alınmış eserlerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtmasıyla ünlü olan Ruşen Eşref Ünaydın'ın edebiyatımızın o zamanki meselelerini yansıtan, edebiyatımızda röportaj çığırını açan eserinin adı hatırlayalım diyorlar kidir. Milli mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çok çalışan, kimi şiirleri bestelenen, marş olan Kemalettin Kamu'nun edebiyatımızda pastoral şiir denilince akla gelen ilk şiir olarak verdiği eseri Bingöl çobanlarıdır aklımızda bulunsun. Bu sanatçımız Cumhuriyet dönemi şiirinin ustalarından olarak bilinir. Fransız şiirinden özellikle Bodler'den gelen şiir zevkini halk şiir geleneğiyle birleştirmiştir. Şiirlerinde güzellikleri işlemiştir. Fahriye abla Serenat gibi çok tanınmış şiirleri vardır dendiğinde aklımıza tabii ki Ahmet Muhip Dranas gelecek. Romanlarında Çamlıca, Rumeli Hisarı ve Büyükada üçgenindeki varlıklığı gününü gün eden sorumsuz insanları ve bunların yaşamlarını anlatan Fahim Bey ve Biz, Boğaz Boğaziçi Mektupları Boğaz içi yılları gibi eserleri olan sanatçımız Abdülhak Şinasi Hisar'dır. İkinci yeniciler içinde sürekli yazan bir şair olarak tanınan, 30 yıla yakın bir süre ilgileri hep üstünde tutmuş olan bir sanatçı, Kapalı anlaşılması güç ancak anlamdan büsbütün ayrılmayan bir şiire yönelmiştir. Yerçekimli karanfil şiiriyle kendine özgü bir şiir evreni oluşturmuştur dendiğinde aklımıza kim gelecek? Edip Cansever gelecek. Yapıtlarında psikolojik çözümlemelere önem veren, doğu batı sentezi oluşturmaya çalışan, usta bir roman tekniği ve canlı bir anlatıma sahip bu sanatçımız bir tereddüdün romanı, Sözde Kızlar, Matmazel Noralya'nın Koltuğu gibi eserlerin sahibidir dendiğinde aklımıza Peyami Saf'a gelecek. Edebiyatımızda hangi tür denilince akla ilk olarak Eflatun Cem Güney gelir? Tabii ki masal denilince aklımıza Eflatun Cem Güney gelecek. 1955'te görme yetisini kaybetmesine rağmen çalışmasını sürdüren, Doğu Batı kültürlerini yorumlayan bir fikir adamı, Fransızcadan çeviriler yapmış, Balzac ve Hugo'nun eserlerini dilimize kazandırmış bir sanatçımız, bir yazarımız bu ülke adlı eseri 100 temel eser içerisinde yer almaktadır dendiğinde eserden yakalayabilirdik. Cemil Meriç gelecek aklımıza. Suğut Kemal Yetkin ve Salah Birsel çağdaş Türk edebiyatında hangi tür denince akla gelen ilk sanatçılardır? Tabii ki deneme denince akla bu sanatçılarımız gelecek. Ayaşlı ve Kiracıları, Fahim Bey ve Biz, Küçük A adlı romanlar hangi dönemde yazılmış romanlardır? Cumhuriyet döneminde. Yer Demir Gökbakır, Dişi Kurduğun Rüyaları, Viran Bağlar adlı eserler roman türünde yazılmış eserlerdir. Ünlü Toprak Ana romanının yazarı Cengiz Aytmatov'dur. Dilde, fikirde, işte birlik düşüncesiyle hareket ederek Türk dünyasının büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biri olan Kırımlı sanatçımız hatırlayalım İsmail Gaspıralı'dır. Onun şiirindeki başlıca temalar ölüm, ölüm korkusu, yaşama sevinci ve yalnızlıktır. Şiir kitaplarından biri de Ömrümde Süküttür. Ziya Osman Saba'nın çocukluk arkadaşıdır. Ziya'ya Mektuplar eseri de bu arkadaşlığın ürünü olarak gösterilebilir. Hatırlayalım sanatçımız Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş çok yönlü bir yazarımız hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltı ve rüyalara geniş yer vermiştir. Bursa'da zaman adlı şiiri çok ünlüdür dendiğinde aklımıza Ahmet Hamdi Tanpınar gelecek. Kapalı Çarşı, Harbe Gidenin Şarkısı, Destan gibi rahatı kaçan ağaç hangi türde eserlerde hatırlayalım? Şiir türünde eserlerdir. Mahalle Kahvesi, Değirmen, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Susuz Yaz adlı eserler hangi türde eserlerdir? Öykü, hikaye türünde eserlerdir. Bu yazarımızın şiirlerinde sembollerle ve kendine özgü benzetmelerle dolu bir anlatım göze çarpar. Edebiyatımızda isimler sözlüğü, edebiyatımızda eserler sözlüğü yazarın düz yazı alanındaki eserleridir dendiğinde aklımıza Behçet Necati Gil gelecek.